Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle güzel bir çanta çalışması yapacağız çantamızı kare motiflerimizden ördük ve kahverengi ipimizi ana rengimiz olarak kullandık hem birleştirmede hem yanlarda bakınız yan birleştirmelerinde hem de çantamızın ağız kısmında ve kulbunda kullandık kahverengimizi. Şimdi motifimize ortadan başlıyoruz. Kenar köşelerimizden artışlarımızı yaparak dilediğimiz büyüklüğe gelene kadar örüyoruz. Daha küçük ya da daha büyük olarak motiflerimizi çalışabilirsiniz. Evet şöyle görelim bakınız. Altından birleştirmemiz Kenarlardan birleştirmemiz içerisine e, dilediğiniz astar kullanarak astarda dikerek e, çok rahatlıkla her tür e, kullanım amacına uygun olarak da çantamızı kullanabilirsiniz. Biz şimdi hemen örgü kısmına başlayalım. Dilediğiniz kadar renkli örebilirsiniz. İpinizi e, uygun bir tığ seçerseniz çok rahat edersiniz ve güzel sonuçlar alırsınız. Evet, iki buçuk üç numaralı tığlar kullanmayı tercih edelim. İpimiz e, çok ince değilse ya da çok kalın değilse ve bu şekilde örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Çantamızı gördüğünüz iplerimle örmekteyim. 5 adet ipimi kullanmaktayım. her sırada bir tane rengimi kullandım. Kahverengi ile ortayı oluşturdum. Açık renk diğer kiremit rengimiz ve kahverengimizin sütlü kahve ve birazcık daha koyu tonlarıyla şekilde motifimi oluşturdum. İpim patik ipi diyebildiğimiz iplerden. Sizler dilerseniz makrome ipleri ya da dilerseniz bulabileceğiniz her türlü iplerimizle çantamızı örebilirsiniz. Ve tığımızda 3 numaralı tığ ipime uygun olarak çok fazla büyük uç tercih etmedim. Küçük de sert olacağı için 3 numara bu iplerimiz için ideal olacaktır. Evet şimdi hep bildiğimiz Motifimizi orta kısmından 4 tane şu gördüğümüz kareleri örerek başlayalım Evet kolay gelsin zincirimi çekerek örmeye başlıyorum bakınız ipimizi çektiğimiz zaman 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim birinci zincir içerisine girerek yuvarlağımı yapıyorum ve hemen 1 2 3 4 4 zincirimi çektim tığımın başını bir defa doluyorum 1 2 3 3 defa da alıyorum. Bir defa doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir defa dolayıp 1, 2, 3. 3 trabzanı bir dolayıp 3 defa da alarak örüyorum. 2, 3. Bir zincir çektim araya. Yeniden 1, 2, 3 3. grubumuzu örmekteyiz. 1, 2, 3 Son grubumuz için araya bir zincir çekiyorum. Ve bakınız ipimi de alta gizleyerek ördüm. 1, 2, 3 1, 2, 3 bir tane zincirimi çekiyorum. Başlangıçtaki 4 zincir çektiğim yere gelerek batıyorum. İlmeğimi şu şekilde geçiriyorum. Bir zinciri çekip sabitledikten sonra ortadaki göbeğimizin kahverengi sırasını tamamlamış oluyoruz. 4 tane grubumuzu ördük. Şimdi ikinci rengimize geçelim. Evet açık sarımın Şöyle alıyorum bakınız. bir zincirle başlatıyorum. Ve herhangi bir zincir çekmiş olduğum yerden şu şekilde giriyorum ve 4 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. Ve aynı yere 1 2 3 tırabzanlarımı örmeye başlıyorum bir defa doluyorum üç defa da çekiyorum üç trabzanımı yan yana ördükten sonra bir zincir çekiyorum aynı yere köşemizi oluşturmak için üç tane daha trabzanımı yapıyorum bir iki üç bir iki üç bir iki üç köşemizin birini oluşturduk şöyle görelim bakınız köşemizi oluşturduk örmüş olduğumuz nokta araya bir tane zincirimizi çekip tekrar aşağıdaki bir zincir içerisine 3 trabzan bir zincir 3 trabzanımızı örüyoruz araya zincirimi çekiyorum ve diğer bir zincir içerisine 1 2 3 1 2 3 3 araya bir zincir tekrar 3 trabzanımı örüyorum. Diğer ipimi karıştırmıyorum. Ve köşelerimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Diğer kalan iki köşemi de tıpkı burada ördüğüm gibi 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan olarak örüp tamamlıyorum. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Aralara birer zincirimi çektim ve trabzanlarımı tamamladım. Tekrar son aramızı birleştirmek için bir zincirimi çekiyorum. Çekmiş olduğum 4 zincirin tepe noktasına gelip batıyorum. Sadece geçişimi yapıp bir zincir çekip sabitliyorum. Ve ikinci rengimizi bu şekilde de tamamlamış oluyoruz. Şöyle görelim bakınız. İki rengimizi tamamladık şimdi üçüncü rengimize başlamak için kiremit rengimizi alıyorum bir tane zincirimizi çekerek düğümümüzü atıyoruz ve herhangi bir köşeden örmeye başlıyoruz bakınız dört tane köşemiz vardı köşemizin ilkinin arasına giriyorum ve başlıyorum bir iki üç dört ve tığımın başını doluyorum arkadan ipimi gizleyerek götürüyorum 1 2 3 1 2 3 bir zincir çekiyorum burası köşe olduğu için yine 3 tane trabzanımı köşemize örüyorum 1 2 ve üçüncü trabzanımı örüyorum 3 trabzan bir zincir 3 trabzan ördüm alttan ipimi gizliyorum ve aradaki bir zincir çektiğim yere bir tane zincir çekerek geliyorum ve batıyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 tekrar bir zincirimi çekiyorum köşemize geliyoruz bakınız köşelerimizi hep çiftli olarak örüyoruz birinci trabzanımı ördüm 2 ve 3. trabzanımı ördüm araya bir zincirimi çekiyorum tekrar köşemiz olduğu için 3 tane trabzanı da aynı yere örmeye devam ediyorum. 1, 2 ve 3. İpimi yarımlamıyorum. Hemen düzeltiyorum. Ve bir zincirimi çekiyorum. Bakınız yüzeylerimizden bir tanesini yaptık. Köşemiz ortaya 3 tane trabzanımız ve yine köşemizi 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak ördüm. Ve aradan şu bölüme 3 tane trabzanımı örerek ilerletiyorum modelimizi 3 trabzanım ördüm bir zincirimi çekiyorum yine köşeye geldim 3 tane trabzan araya bir zincir yeniden köşemiz olduğu için 3 trabzanımı örüyorum bir zincir şöyle görelim bakınız köşelerimizi çifter arayı bir tane grup olarak üçlü örüyoruz ve sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım 3. renk ve 3. sıramızı bu şekilde tamamladım 3. trabzanımızdan sonra bir zincirimizi çekelim dört tane zincir çekerek başlamış olduğumuz ilk trabzanımızın tepe noktasına batalım sadece ilmeğimizi geçirip bir zinciri çekip ipimizi keserek üçüncü rengimizi ve sıramızı da tamamlamış olalım. Şimdi dördüncü sıramıza başlamak için hazırız. Bakınız motifimiz bu şekilde oluştu. Biraz daha büyütelim. Diğer rengime geçiyorum. Yeniden zincirimi çekiyorum. Tığıma düğümümü atıyorum. Herhangi bir köşeden bakınız. Köşemizin birisi. ipimizi kopardığımız yerden başlamamız şart değil. Hemen araya giriyorum. Sabitledikten sonra 1. 2 3 4 Köşemizi oluşturuyorum. 1 2 3 1 2 3 Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Köşe olduğu için çiftli devam etmekte bakınız. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 köşemizi ördüm araya bir tane zincir çekiyorum hemen alttaki bir zincir olan bölüme gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekiyorum diğer bir zincir olan yere gelerek 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 Şöyle görelim. Bakınız bir olan üçlü grup sayımız ikiye çıktı. Yine köşemizi örüyoruz. Üç trabzan bir zincir üç trabzan olarak. Geçişte araya bir tane zincir çekmeyi ihmal etmiyoruz. Köşemizi de örelim. İki ve üç ipimizi yarımlamayalım. Araya bir tane zincir. Tekrar bir iki üç Bir zincirimi çektim. Yeniden bir e, zincirin olduğu yere üç trabzan. Tekrar bir zincir, 3 trabzan şekliyle örelim. Şöyle arada iki tane üçlü grubumuz olsun. Ve tamamlayalım motifimizi. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Köşelerimiz ve aradaki ikişer trabzanlarımızı görmekteyiz. En son üçüncü trabzanımızdan sonra bir zincirimi çekiyorum. Ve dört tane zincir olan ilk trabzanıma girip ilmeğimi, kaydırıyorum ve bir zincir çekip hemen ipimi kesiyorum ve bir sonraki rengime başlamış oluyorum bakınız 4 sıramızı tamamladık 1 2 3 4 5. rengimiz olan rengimize de başlayalım zincirimi çekiyorum tığıma düğümümü atmış oluyorum yine herhangi bir köşeden şöyle direkt batıyorum sabitliyorum ve zincirimi çekiyorum 2 3 4 ipimi şöyle alarak üzerine örüp gizliyorum ve köşemiz olduğu için 3 trabzan bir zincir 3 trabzanımızı köşeye örüyoruz her bir sıramızda bir tane üçlü grubumuz artmakta köşeden sonraki ördüğümüz bölümler 3 trabzan bir zincir 3 trabzanı ördüm ve bir zincir çektim bakınız köşelerden sonra bir sonraki sırada kiremit rengimizde bir tane üçlü grubumuz oldu diğer sırada iki şimdi ise üç tane üçlü grubumuz olacak birinci ikinci ve üçüncüyü öreceğiz hepsinin arasına birer zincir çekmeyi de ihmal etmeyelim İki ve üç araya bir zincir bir ikinci grubumuzu örmekteyiz. Araya bir zincir. Üçüncü grubumu örmekteyim. 3 bir tane zincir ve köşemize geldik bakınız bir gruptu 2 ve 3 tane grubumuz ördük köşemizi örelim bir zincir tekrar 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum ve köşemizi tıpkı burada ördüğümüz gibi 3 grubumuz örelim sıramızın sonuna kadar ilerleyelim Evet gruplarımızı ördükten sonra yeniden araya bir tane zincirimizi çekelim başlangıç trabzanımızın üzerine gelerek batalım. Hemen geçişimizi yapıp bir zincirimizi çektikten sonra son rengimiz olan rengimizi de keserek tamamlayalım. İpimizi arkasını çevirip şu şekilde içeriye gizleyelim. Her rengi kendi içerisinde gizlersek çok güzel sonuç alırız. Ve sonra motiflerimiz çok birikmeden hemen temizlik işlerini de yapalım. Evet motifimizi de bu şekilde tamamladık. Evet diğer motiflerimizi de tamamlayalım. Sonrasında birleştirme işlemini yapalım. Çantamızın bir yönünü kahverengi ipimle birleştirmeye başladım. Bakınız trabzanlarla birleştirdim. Tıpkı içerisinde ördüğümüz gibi 3 tane trabzanımı ördüm. Karşılıklı birer birer her iki motiflerden alarak ördük. Şöyle bakınız 3 motif üzerine çalıştım. Şöyle görelim. 3 yandan 3 de yukarıdan bir tane motifimi sizlerle birlikte birleştirmek için ayırdım. Hemen örmüş olduğum motifimi sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Köşeden örmeye başlıyorum. İki köşemizi birleştireceğiz. Ben batıyorum. Buraya sabitliyorum. 1, 2, 3, 3 zincirimi çektikten sonra ipimi de alta alıyorum. 1 2 3 tane trabzanım örüyorum. 3 trabzanım ördükten sonra bakınız şuradaki ara noktaya gelerek batıyorum. Diğerinin bakınız iki tane olan bakınız iki trabzan ördüğümüz köşe noktası kahverengi de belli olmuyor ama şuradan aşağıdan yukarıya doğru devam ede gelen çift trabzanlarımızın arasına giriyorum ve tekrar 3 tane trabzan örüyorum. İkili olarak örelim. 3 defa da almayalım 3 tane trabzan zincirim 3 trabzanı ördükten sonra karşıdaki bakınız ilk bir zincirli 20 gelerek batıyorum ve tığımın başında dolayarak buraya giriyorum 1 2 ve 3 3 trabzanım örüyorum bir sonraki bakınız devam eden yere geçiyorum tekrar bu tarafa geçiyorum eğer dar olursa birer tane zincir çekebilirsiniz ara geçiş yerlerimizde şöyle bir zincir de çekebilirsiniz isterseniz geçişlerimiz için geçişimi yapıyorum bu tarafa trabzanlarımı örüyorum 2 ve 3 bakın bir zincir çektim karşıdaki zincire batıyorum örgünüz gevşekse çekmeye gerek yok 1 2 3 karşıya geçiyorum bakınız çekmedim tekrar tığımın başında doluyorum köşe noktamdayım bakınız burada da köşe noktamızdayız hemen 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum köşe noktasında şuradaki birleşme karşıdaki bakınız şurada tam karşısındaki olacak yere girerek batıyorum bir zincirimi çekiyorum ve tekrar aynı yuva içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum bakın birleştirme işlemini yaparak geldim şöyle görelim tam köşemizi de birleştirdik kahverengi olduğu için biraz görünmeyebilir yine yanlara geçtik yanlarda yine Gerekiyorsa bir zincir çekiyorum. Hemen üçlünün bakınız iki defa ördüm Üçlünün yanındaki boşluğa giriyorum. Oraya battıktan sonra tığımın başında oluyorum ve elimdeki hazır olan motifimi örmeye devam ediyorum. 1 2 ve 3 Bir zincir çekip karşıya batıyorum. Tekrar örüyorum. Diğer uç noktaya kadar ilerleyelim. Köşemize kadar geldim. Bakınız köşemizde de yine aynı şekilde üç trabzanımızı ördüm. Bir zincir çekip karşıya battım. Şöyle görelim. Yandaki boş olan bölümleri yeniden örmeye başlıyoruz. Bir zincirimi çekiyorum. ve Devam ediyorum. Normal trabzanımızı örer gibi örüyoruz. Eliniz gevşekse arada bir zincir çekmeyebilirsiniz örgünüzün düzgünlüğü açısından 1 2 Evet köşeye kadar örerek geldim yine köşemizdeyiz köşemizi de aynı şekilde örelim Bir diğer başlangıç noktamızı tamamlayalım Trabzanlarımı örerek geldim. En son bakınız bir tane zincirimi çekiyorum. Ve başlangıç noktasındaki 3 zincirimin bulunduğu yere gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve çantamızı bu şekilde birleştirdik. Bakınız bir yönünü iki yönden oluşacak çantamız. Üçer üçer motiflerimizi tamamladık. Evet çantamızı bu şekilde tamamladık. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım. 31 santimle tamamlandı çantamız şöyle görecek olursak bakınız şimdi kenarlarından bir sıra kahverengi ile gitmeye başlayalım 3 sırasını öreceğiz bir tane ağzımızı örmeyeceğiz yani çantanın ağız kısmına gelen yerin etrafını dolaşmayacağız şimdilik hemen diğer yanlar ve alt kısmını örmeye başlıyoruz köşemizden başlayalım batırıyorum 1 2 3 Buraya köşe olarak örmüyoruz. Sadece 3 trabzanımızı örüyoruz. İkili olarak örüyorum. Hemen yan tarafa geçtim. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle görelim. Bakınız. 3 trabzan olarak ördük. 3 trabzan 3 trabzan olarak köşeye kadar ilerleyelim ilerlerken bakınız şurada tam birleştirme noktamız var. İki tanesini birleştirme noktamız yani iki trabzanı birleştirme noktamızın bir tanesini diğer bir trabzanımızı ise diğerine batarak 3 olarak tamamlayalım. Her ikisine 3 üç, 3'ü yaparsak çok kabartılı olacaktır. Yani bir potluk oluşacaktır. Bunun için iki tanesini bir motifimizde bir tanesini trabzanımızın diğer motifimizde örelim. Ve bir zincirimi çekiyorum, aradan devam ediyorum. Bir yanımızı örerek tamamladım. Bakınız diğer birleşme noktasında yine iki tanesini bir motifime, diğerini bir motifime ördüm. Tam köşeyiz, alttayız. Bakınız alt kısımda üç trabzanımı ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere üç tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum artık sıradan örüyoruz diğer köşemizi de şöyle altında aynı şekilde çift olarak örelim ve yukarıda görüşelim üç köşemizin üçünde yaptık ağız kısmı kaldı ağız kısmını örmüyoruz ve geriye dönüşümüzü yapıyoruz Üç zincirimi çekiyorum birer birer trabzanlarımın üzerine batıyorum burası ilk başlangıç olduğu için ve araya giriyorum bakınız bir tane de araya batıyorum Dört trabzanımız oldu. Bir zincir çekiyorum ve diğer zincirlerimin içerisine üçer trabzan örerek ilerliyorum. Üçer trabzanlarımızı örerek köşemize kadar geldik. Köşemizde çift örmüyoruz. Bir tane zincirimizi çektikten sonra ortaya girerek bir tane trabzanımızı örelim. Trabzanımızı ördükten sonra bir zincir çekerek diğer yandaki bölüme geçerek üçer trabzan örmeye başlayalım. Kenarımızı yine trabzanlarımızı örerek tamamladım. Köşemize geldik. Bir zincirimizi çekiyoruz. Ortaya bir tane trabzan, bir zincir ve ilk bakınız zincirimizin bulunduğu yere gelerek üçer trabzanımızı örerek ilerliyoruz. Bitiş noktamıza kadar örerek geldim. Tıpkı başlangıçta ördüğümüz gibi bir tane bakınız zincirimin içerisine şuradaki kenarımıza da 1 2 ve 3. Tırabzanımızı örelim ve bir zincirimizi çektikten sonra ipimizi keserek tamamlayalım. Şimdi çantamızın diğer bölümünü de aynı şekilde örelim. 3er motiflerimizi ördükten sonra alt kısmımızı ve kenarlarımızı tığladık. Üst kısmımızı ise sadece motiflerimizin olduğu bölümle kaldık. Şimdi üst kısmımızı da çalışmaya başlayalım. Bir zincirimi çekerek düğüm attım. Ve hemen şuradaki köşemden başlıyorum. Bakınız ilk trabzanın olduğu yerden 2 tane zincir çekiyorum. Ve hemen aynı yere girerek bir tane daha trabzan örüyorum üçüncü, dört, bakınız yan tarafa girdim, 5 5 tane trabzan örüyorum. Sonrasında şu kısma geçiyorum. Birebir trabzanımı örüyorum. Burada tamamen sık iğne olarak örüyoruz. Şu şekilde. Çekmiş olduğum bir zincirimin içerisine de bir tane trabzan Trabzanlarımın üzerine de birer trabzan örüyorum. Burası çantamın ağız kısmı. Askımızın bulunduğu noktayı da bu sıramızda çalışacağız. Trabzanların üzerine birer birer zincirimize bir tane şuraya kadar örelim. Zincirimi ördüm. Tırabzanlarımı batıyorum. Evet, bu noktaya kadar birer birer trabzanları ördüm. 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bakınız şu birleştirme noktasının hemen yanına da çektim. Diğer birleştirme noktasının yanına gelerek batıyorum. Bir trabzanım ördüm ve diğer şuradaki noktaya gelene kadar aynı şekilde örerek ilerleyelim. Diğer birleşme noktasının yanına kadar geldim. Bakınız şu kısma hemen 9 zincirimizi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tığımın başını doluyorum. Her iki birleşmenin diğer kenarına atarak başlıyorum. Tırabzanlarımın üzerine ve zincirimin içerisine atarak örüyorum. Çantamızın her iki bölümünü de örerek tamamladım. Şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Birleştirme işleminde ağız kısmı yukarıya gelecek. Bu kısmı birleştirmeyeceğiz. Bakın zincir çekmiştik saplarımızın e, kullanılacağı yani takacağımız yere. Kenarlarımızı ve alt tarafı birleştireceğiz. Onun için ters yönleri birbirinin üzerine denk getirerek yerleştirdim. Ve kenardan örmüş olduğum ipimi koparmadım diğer tarafa başlayarak yanımızdan birleştirme işlemine başlayalım. Hemen bakınız şuradaki araya girdim zincirimin olduğu yere. 3 tane zincirimi çektim. 2 trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanımı ördüm. Diğer köşeye gelerek bakınız şu şekilde bir defa başını doluyorum. 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmiyorum. Bu taraftaki yönden 3 tane trabzanımı örüyorum. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Karşı taraftaki yere giriyorum. Bir bu taraftan bir diğer taraftan araya zincir çekmeden çantamızı birleştiriyoruz. Tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki ipimizi daha sonra içeri gizleyeceğiz görünen kısmımızı tekrar 2 3 bakınız şu şekilde her iki bölümden birer birer örüyoruz yani üçlü grubumuz üçlü grubumuz üçlü grubumuz şekliyle örelim aşağı kadar ilerleyelim Evet 3 tane kenarımızı tığladık birleştirdik şimdi çantamızın ağız kısmındayız ağız kısmında ise görmüş olduğumuz trabzanların üzerine birer birer trabzanlarımızı örelim Zincirimizin üzerine ise her bir zincirimize birer tane trabzan örerek ilerleyelim. 9 zincir çekmiştik. 9 tane trabzanımızı örelim. Dilerseniz eğer potluk oluşacaksa 7 ya da 8 olarak da örebilirsiniz. Şimdi bir sıra dümdüz örüyorum. Diğer tarafı da ördükten sonra tamamen ağız kısmında çalışıyorum. Toplamda 2 sıra örelim. Daha sonrasında görüşelim. 2 sıra trabzanımızı örerek tamamladık. Şimdi son olarak sık iğne ile kapatalım geçişimi yapıyorum bir zincirimi çektikten sonra bütün trabzanlarımın üzerine sık iğne örerek ağız kısmını kapatalım şu şekilde çantamızın iki tane kordonunu da şu şekilde örelim bakınız bir tanesini ben ördüm 9 trabzan üzerine çalıştık şöyle görelim bakın gayet düzgün bir çalışma oldu hemen kaç santim olduğuna bakalım şöyle tutuyorum Tabi istediğiniz uzunluğu ayarlayabilirsiniz. 55 santim çantamızın uzunluğu Böyle elde tutmaya uygun olarak yaptım. Ee, yandan daha uzun kullanmak isteyen arkadaşlarımız birazcık daha uzatabilirler. Şöyle olduğu zaman bakınız şu şekilde olacaktır. Evet hemen birlikte diğer sapını da yapmaya başlayalım. 9 tane trabzan üzerine örmüştüm. Hemen zincirimi çekmeye başlıyorum. 1-2-3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4. 4. zincirin içerisine gelerek batıyorum. İkili trabzan şekliyle örüyorum. Motiflerimizi 3 seferde almıştık hatırlarsanız. Şimdi iki seferde alarak kapatıyorum. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane trabzanımızı ördüm. Şöyle görelim. 1 2 zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Şöyle görelim. Hemen bir sonraki trabzan üzerine batıyorum birer birer trabzanlarımızın üzerine batıyoruz biraz sık örersek daha güzel olacaktır çantamızın sapı şöyle sayalım bakınız 1 şöyle görelim 2 3 4 5 6 7 8 ve en son trabzanımın üzerine batıyorum 9'u örüyorum 2 zincirimi çekiyorum ve bu şekilde bakın şöyle sıkı bir şekilde örersek çok daha düzgün durmakta istediğimiz uzunluk olana kadar örmeye devam edelim aynı ölçülerde ikinci askımızı da örerek tamamladım şöyle görmekteyiz şöyle tuttuğumuz zaman çok uzun olmayacak. Tabi biraz da illaki esneme payı olacaktır. Ama daha uzun isteyen arkadaşlarımız 55 değil. Daha fazla istediği uzunluğa uygun olarak örebilirler. Çantamızda sona doğru yaklaşmaktayız. Bir tane kulbumuzu diktik. Diğerini sizlerle birlikte dikelim. Şöyle bakınız iki tane yuvamızı hazırlamıştık. Ve çantamızın şöyle örmüş olduğumuz yeterince uzunluktaki kulbu görmekteyiz. Önden şu şekilde takıyorum. Bakınız şöyle girdiriyorum önden yeteri kadar şöyle görelim bakınız şuraya kahverenin üzerine dikecek kadar şöyle görelim bakınız kahverengi sıraya dikecek kadar girdiriyorum daha sonrasında ise burası önemli şöyle düzeltiyorum elimle. şöyle bakınız çantamıza tuttuğumuzda bükülmeyecek şekilde elimle düzelttim bakın şöyle ve diğer tarafa da aynı şekilde üstten girdiriyorum şöyle görelim bakınız şu şekilde üstten girdirmiştim arkadan buradaki kahverengi motifimize uygun olarak dikiyoruz dikme işlemimi yapıyorum en önemli nokta kul kıvrık olmasın ya da ters olmasın her ikisi düzenli bir şekilde elimizin ergonomisine uygun olarak ayarlansın. Evet, şöyle dikiyorum. Şöyle üstten görelim bakınız. Şu şekilde dikilecek. Diğer tarafı da dikelim. Sonrasında görüşelim.